Şimdi biz bu OVP'yi sindirmeye çalışıyoruz. Yani giderek de bir takım kusurlar falan da bulmaya başladık. Yani o tutuyor, bu tutmuyor falan. Yani yeterince sıkı bir OVP mi? Yoksa hem bu kadar yukarıda büyüme beklentileri olan bir OVP enflasyonla nasıl mücadele edecek sorularının ben arttığını görüyorum. Ama sonuçta bu OVP'yi de çantasına koydu Sayın Şimşek. Aynı zamanda 750 bas puanlık artışı da koydu. Daha da arttıracağız mesajları da onun içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da biz bu OVP'nin arkasındayız hükümet olarak demesi var. Sıkı para politikasıyla enflasyonu tekhaneye düşüreceğiz demeci var. Yani vurgusu var. Şimdi bunları da çantaya koydu. Para aramaya çıktık. Ama zaten bütün asıl problem de oydu. Para aramaktı, para bulmaktı. Başarı buna bağlı aslında. Bütün bunlar sanki bana o para bulmanın zeminini hazırlamak gibi geliyor. Yani tabii bunların hepsi her birinin yapılması lazım ama esas itibariyle asıl konu paranın kendisini Türkiye'ye getirmek. Bütün bu çabalar para getirmek için yeterli olacak mı? Ne dersin? Çünkü yani asıl orada iş bitecek gibi. Yani onu gördüğümüz zaman bir belki rahatlama gelecek. Bir farklı konu konuşuyor olacağız. Çünkü parantez içinde söyleyeyim, sen yorumlarsın mutlaka. Bakıyorum Merkez Bankası'nın beklenti anketine. Orada da hem dolar tarafında yani kurlar tarafında hem de enflasyon tarafında beklentiler bir hayli yukarıya doğru çıkmış. Yani Sayın Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 65'in de üzerinde, 67 küsür işte kurda 30'ların üzerine doğru çıktı sene sonu beklentileri itibariyle. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya hızlı bir değerlendirme. OPEC'i zaten genel hatlarıyla değerlendirdik. O kur Evet. seviyeleri ile enflasyon beklentileri birbirleriyle çok tutarlı görünmüyor. Yani orada temel bir ayrışmamız var piyasada. Veya en azından OPEC'in çok böyle derli toplu ayakları sağlam yere basar olduğunu söylemek biraz zor. Ama yine de bir niyet belirtmesi açısından önemli. Sayın Şimşek'in yurt dışında para aramak için gittiğinde işine yarayacak bir araç mıdır? Çantasında böyle bir şey olması iyi bir haber. Buna karşılık buradan gelecek para nedir, ne kadardır, hangi koşullarda gelecek meselesi işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek 8,5-3,5 milyar dolarlık Exim, 8 milyar dolarlık diğer yatırımlarla ilgili bir giriş var ama şimdi benim hep takıldığım nokta şudur. Yani seninle de konuştuğumuz sohbetlerde taşıma suyla bu değirmen dönmüyor. Yani bu taşıma suyla değirmen döndürme alışkanlığımızdan vazgeçip kendi kaynaklarımızla bu işi nasıl sürdürebiliriz konularına biraz daha yoğunlaşsak bence hiç fena olmayacak. Orada yapılması gereken işler gerek OVP tarafında gerekse enerji tarafında özellikle ki bu enerji meselesini doğrusunu istersen ben 2008'den beri çok fazlasıyla dile getirdim. Ben biraz yoruldum, sıkıldım. Beni dinleyenler daha da fazla sıkılmışlardır ama paranın ucuz olduğu zaman da Türkiye'nin yapması gereken en önemli iş enerji arz güvenliğini yerli kaynaklara yönlendirecek bütün yatırımları çok hızlı yapması gerekiyordu. Burada büyük kayıplarımız var. Hem zaman kaybımız var hem fırsat kaybımız var. Şimdi buradan yola çıkarak gelecek olan kaynaklar mesela Dünya Bankası kaynaklarının önemli bir kısmı şeye gidecektir. Deprem bölgesinin yeniden inşasına gidecektir ki onlar proje bazlı oldukları için zaten serbest kullanıma çok açık değiller. Ama onların içinden enerji bölgesine mümkün olduğu kadar yatırımı çekip Türkiye kendi enerjisini üretebilecek veya kendi imkanlarını maksimum seviyede kullanabilir hale gelmesi gibi bir takım işler yaparsak bu bulduğumuz paralar anlamlı olacak. Yoksa iPhone almak için biz bu parayı kullanacak olursak yaptık işi biz. Yani o iPhone 3 yıl sonra zaten miadı doluyor. Tekrardan bir para bulmamız gerekiyor. Yok böyle bir dünya. Evet. iPhone'u satın alacak, parayı kazanacak veya bu altyapıyı geliştirecek yatırımlar yapmamız lazım. Bunu da en başında halen de aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani enerji geliyor. Para bulur mu bulmaz mı? Yani tabii ki mutlaka Türkiye'nin özellikle son zamanlardaki CDS'indeki gerileme olsun, görece olarak elinde bir programın olması. Devamında iki tane önemli bence konu. Birincisi Batı'ya daha dönük bir politika izlemeye başladık. Orası bir avantaj görünüyor benim gözümde.
Avrupa Birliği tarafından gelen raporlar ve bilgiler tabii ki çok hoş değil. Orada bence Türkiye'nin kendisinin üzerine düşen bazı açılımlar var. Bunların yapılması gerekiyor. Orada yapılır mı yapılmaz mı sorusu değil. Ne zaman yapılara dönmemiz lazım? Hani bunları yapacağız da ne zaman yapılara dönmemiz lazım? İşimiz orada hayli zor. İkinci ve bana göre önemli noktada hani kalıcı bir yapısal değişiklik diyeceğim. Burada işte Merkez Bankası rezervlerinden tutun, enflasyon verilerinin düzgünlüğü olsun, şeffaflık olsun gibi gibi daha yatırımcılara, yabancı yatırımcılara güven verecek bir takım açılımlar yapmamız gerekiyor ki A, miktar yüksek olsun, B, gelen paranın süresi uzun olsun. Yani bu birazcık üzerinde çalışılması gereken bir şey. Hızlı para bulacağız dediğiniz zaman bulduğumuz parayı nereye harcayacağımızı insanlara iyi anlatmamız. Buradan ne kazanacağız? Biraz Nasrettin Hoca gibi. Hani yola diken dikeceğim de oraya koyunlar şey yapılacak. Evet, İşte evet. ince tüylü yünleri takılacak. Onları alacağım. Kazak eğileceğim. Kazak öreceğim. Pazarda satacağım falan gibi böyle bir derli toplu bir şey anlatmamız lazım insanlara, yatırımcılara. Orada biraz ev evimiz kabarık. Yapmamız Evet. gereken işler kabarık. O yüzden bu sadece para bulma diye baktığımızda çok sağlıklı bulmuyorum. Tahminlere gelince de 58'den 65'e bir ay gibi 5 hafta gibi kısa bir süre içinde bir değişiklik olması tabii ki beklentileri de değiştiriyor ama ben beklentilerin yani enflasyon anketinin değişmesinde veya yükselmesindeki asıl faktörü son 2 ama 3 ay. 3 ay ama özellikle 2 ayda İstanbul Ticaret Odası, TÜİK ve ENAG'ın rakamların birbirine yaklaşmış olması daha gerçekçi bir enflasyonla biz yani raporlanan enflasyon gerçekçi değil. Yani bir enflasyon yaşıyoruz da raporlanan kısmının yaşanana yaklaştığı bir döneme geliyoruz izleniminden dolayı yükseldiğini düşünüyorum. Bunu devletin kendisinin de bunu bu şekilde değerlendirmeye başladığını veya politika yapıcıların da bu şekilde değerlendirmeye başladığını düşündüğümüz için piyasa olarak tahminen ona göre güncellenmiş durumda aslında. Yani gerçeğe yakın sayan bir enflasyon aslında yönetilmesi şeklini de daha kolaylaştıran bir iştir. Beklenti yönetimidir çünkü enflasyonla mücadele en temelinde. Evet. Yani biraz orada Mehmet Şimşek'in de bir rolü olduğu hep konuşuluyor, yani duyumlar o yönde. Yani ben doğru rakamları istiyorum meselesi, talebi bir etkili olmuşa benziyor. Yani en azından duyumlarımız o yönde.